Buyursunlar. Osman nasıl? İyi mi? İyi. Bizim de aldırdım kızları eshaneden. Şunları getireyim de belki iyi gelir. Nasıl oldun oğlum? Ateşin çıktı mı? İyiyim anne, abartma ya. Ya abartmıyorum canım. Merak ettim işte. Şimdi ilaçtı, vitamindi, dayarsın ağzını. Dayarım tabii. İçeceksin bu vitaminleri. Geçen konuşamadık, müsait değildin. Buralarda işim var da bir daha bir uğrayayım dedim. Ama yine müsait değilsin galiba. Sen bir telefon numarası bırak. Ben müsait bir zamanda seni ararım, görüşürüz. Tamam da uzatma sakın, iyiydi. Peki, az ileride dükkanım var, orada konuşalım. Onca yıldan sonra kapına gelmişim. İçeri buyur etmiyorsan da dükkanda görüşeceksin. Amcan ölüm döşeğinde ne dedi hiç merak etmiyorsun öyle mi? Buyur. Hakikaten mi? Hadi geç. Merhaba beyefendi. Ben Tuğrul. Tuğrul Yücel. Cemile. Bilmiyorum söz etti mi? Biz çok yakınız. Amca çocuklarıyız. Evet. Söz etmişti. Benden size söz etti demek ki. Evet. Ben çıkıyordum zaten. Ben geldim diye gidiyorsanız çok üzülürüm. Yok, işim vardı. Tuğrul, sen yukarı çık, ben hemen geliyorum. Peki, iyi günler Cemile Hanım. Falan da yukarıda kaldı. Dur bekle. Sen atölyede bekle. Ev senin mi? Kira. Güzel bir ev. Ne diyecektin? Dediğim gibi. Babam öldü. Tamam. Ölmeden önce de beni ilgilendiren bir şeyler söyledi, o da tamam. Sade de gel. Babama, bana, aileme çok acılar yaşattın Arif. Samet'i öldürdün. Samet'i. O benim kadar senin de kardeşindi. O da masum değildi. En yakın arkadaşımı öldürdü. Samet senin kanındı. Arkadaşımın da kanı vardı. Yere akarken görmüştüm. Pişman değilsin yani. Çok pişmanım. Ve üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Keşke başka türlü davranabilmeyi becerebilseydim. Ama geçmişin bütün yanlışlarını, pişmanlıklarını bana yüklemeye kalkmazsın herhalde. Hayır. Bu haksızlık olur, hayır. Baban ne dedi?
önüne kadar hep sana beddua etti. Seni hatırladı her an. Nefretle. Öleceğini anlayınca çok hastaydı. Öleceğini anlayınca bana dedi ki, hepimiz hatalar yaptık oğlum dedi. Samet'in de hatası büyüktü. Birini öldürdü. Ama ben babasıyım. Affetmekten başka ne yapabilirdim? Şimdi amcası, yani baba yarısı olarak Arif'i de affediyorum. Söyle ona, o da Samet'imi affetsin. Artık barışın. Düşmanlıktan vazgeçin dedi. Hepsi bu. Böyle dedi. Ben babamın vasiyetine uyacağım ve geçmişi unutacağım. Sen yapabilecek misin? Ne diyelim? Görüşürüz. Osman. Barışmaya gelmiş. Amcanın vasiyeti bu muymuş? Evet. Ne oldu? Barıştınız mı? El sıkıştık. Bir çay mı yapsın? Çay içmek bazen hayata mola vermek demektir. Bir dur ya, üstüme gelme, çekil şöyle demektir. Üf demektir. Oh demektir. Son tahlilde yaşamak yaşamak içinse ve gerçek bundan ibaretse çay molaları yaşamayı böylesine zor bir hale getirdiğimiz zayıflanmak için en uygun zamanlardır bence. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.